Evet Yemre TV izleyenlerim. Şimdi sizlerle Python öğreniyorum serimizde döngüler konumuzun içerisindeki while döngüsünden bahsedeceğiz. While döngümüz nedir? While döngümüz önce bir while yazarız, sonrasında bir koşul belirtiriz. Bu koşul gerçekleştiği müddetçe onun altında şu girintide yazmış olduğumuz kodlar çalışır ve bunları bittikçe başa döner, bittikçe başa döner, bittikçe başa döner, bu şekilde tekrar eder. Ta ki koşul bitene kadar. Sonrasında arkadaşlar koşul bittikten sonra bakın döngü bitiminden sonra yazılacak kodlar bu alana yazılıyor. Bu alandan da döngü bitimindeki kodlar yazılıp devam ediyor. Şimdi daha rahat bir şekilde anlamak adına, daha iyi anlamak adına basit bir while döngüsüyle kodlama yapalım. Önce arkadaşlar yine ben a eşittir 1 diye bir değişken tanımlayayım. Koşul kısmıma ne yazayım? While a küçüktür 5. A 5'ten küçük olduğu müddetçe. A 5'ten küçük olduğu müddetçe ne yapsın? Print a. A sayısını yazsın. Sonrasında da arkadaşlar a'ya 1 eklesin. Nedir bu? Klasik ekrana 1'den başlayarak 5'e kadar, 5 dahil değil yani 1, 2, 3, 4 yazdırmak için kullandığımız bir döngü komutudur. Döngü bittikten sonra bakın bu satır sadece bir kere çalışacak. Yani döngüde sürekli çalışıyordu. Burada ise tek sefer çalışacak. Döngüye girmeyen kod bölümü diye yazdım buraya da. Bakın şimdi programımı çalıştırıyorum. Programımı çalıştırdığım zaman 1, 2, 3, 4 yazdı. 5'i yazmadı çünkü 5 şartı gerçekleşmediği için döngüden çıktı. Devam etti. Devamında da döngüye girmeyen kod bölümü artık burada döngünün dışında kalan işleri yapmaya başlamış oluyor. While döngümüz böyle arkadaşlar. While dedikten sonra bir şart belirtiyoruz. Bu şart gerçekleştiği müddetçe döngüyü sağlıyor. Eğer ben bu şartı burada nasıl diyeyim gerçekleşmeyecek bir şart koysaydım. Mesela 1 eşittir 1 deseydim veya sadece while true deseydim ne olurdu? O zaman loop diye adlandırdığımız kısır döngüye girerdi arkadaşlar. Yani bittikçe başa dönerdi. Bittikçe başa dönerdi ve hiçbir şekilde durmazdı. Mesela öyle de bir örnek yapalım. A eşittir 1 dedikten sonra buraya geldim. While true diyorum arkadaşlar. Ne yapsın? Gene print A desin. Bu sefer bu şekilde yazmayı denesin. Bakalım şimdi ne olacaktı. Çalıştırdığım zaman true'yu küçük harfle yazdığımdan dolayı sıkıntı oluşturdu. Büyük harfle yazıyorum. Bakın büyük harfle yazdığım zaman çalıştı. Ve sonsuza kadar gidiyor. İşte bu bir hatadır. Loop'a düştü. Evet gördüğünüz gibi Yemre TV izleyenlerim. Loop'a düştü. Loop'a düştüğü zaman bu benim bilgisayarımın kilitlenmesine neden olacaktır. Programım çalışmayacak ve bilgisayarımın kilitlenmesine neden olacaktır. Bu tarz hatalar yapmamak için arkadaşlar biz burada genelde break komutuyla bunu kırmamız gerekiyor. Nasıl kırabiliriz? Mesela örneğin şuraya geldim. Ne diyeyim? If a eşit eşit 500 ise dedim. Ne yapsın? Break. Yani kırsın. Tabi burada iki nokta üst üste koymayı unutmuşum. Hemen düzelteyim. Bakın çalıştırdığım zaman hemen başladı. Birden başlayarak yazıyor arkadaşlar. Tabi çok hızlı yazdığı için bayağı hızlı bir şekilde aşağıya indi. Bakın birden başladı. Hepsini yazdı yazdı yazdı. 499'u yazdı. 500'ü yazmadan kırdı. Çünkü neden? A 500 olursa burada döngüyü bitir demiştik. Bakın burada A 499. A'ya 1 ekledi. A'yı 500 yaptı. Eğer A 500 ise döngüden çık dedi. Döngüyü bitirdi. Bakın burada da döngüye girmeyen kod bölümü yazılmış oldu. Daha önce bahsettiğimiz döngüye girmeden yazdığımız bölüm bununla aynı hizadaydı. Döngünün içine giren kodlar ise içeride yer alıyor demiştik. Hemen yeni bir uygulama daha yapalım. Ne yapalım bu sefer? 3 ile tam bölünebiliyorsa ekrana yazsın. 3 ile tam bölünemiyor ise ekrana yazmasın. Peki bunu nasıl yapacağım? Yine while true ile yapayım ben. Farklılık olmasın. While true ile gidelim. If a sayısı %3 dedim. Yüzde ne demekti? Modunu al demekti. Yani a sayısı 3'e bölündüğünde kalan sayı ne? Kalan sayı 0 mı diye kontrol ettireyim. Yani herhangi bir sayıyı 3'e böldüğünde kalan 0 ise yani 3'e tam bölünebiliyor ise print A dedim. Yani bu A sayısını 3'e tam bölündüğü için ekrana yazdırdım. Sonrasında A artı eşittir 1 dedim. Yani A'ya 1 ekle dedim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde çalıştırırsam ben bunu
Benim ne olacaktı? Programım donacaktı. Bilgisayar loop'a düşecekti. Sürekli olarak döngüden çıkamayacaktı. Döngüden çıkabilmesi için if dedim. A eşit eşit kaça kadar yapsın? 50'ye kadar yapsın mesela. 50'de de 1'i ekleyeyim. Yani programı kırayım. Evet arkadaşlar çalıştırıyorum. Bakın 50'ye kadarki sayıların içerisinde 3'e tam bölünebilen sayıların hepsini ekranıma yazdı. Ve 50'ye gelmeden döngüye girmeyen kod bölümünü yazdı. Yani döngüyü bitirdi. Döngünün dışında kalan kodları da ekrana yazmış oldu. While komutumuz bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. While'dan sonra bir şart belirtiyoruz. Eğer şart belirtmeden true der isek her halükarda şartın doğru olduğunu düşünüyor. Bu döngünün içerisinden çıkmak için içeride belli bir şart yazıyorum. Yani normalde böyle kullanmak while döngüsü için çok mantıklı değil. Neden? Çünkü while döngüsünde hani içeriden kırmak yerine bu şartı direkt başa yazarız. A 50 olursa while döngüsünden çık demiş oluruz. Ama hani while döngüsünde de bu şekilde break yani kır bunu bitir döngüden çık komutu kullanılabiliyor. Bir de continue komutumuz var arkadaşlar. Continue komutumuzda da zaten yazmadan atlıyordu. Mesela burada 3'e tam bölünebiliyorsa ekrana yaz demiştik ya. İstersek 3'e tam bölünebilenleri ekrana yazmamak için ne yaparız? Buraya continue deriz. Buraya continue dedikten sonra da buraya print A der isek arkadaşlar. 3'ü yazmadı. Ve burada kaldı. Burada kalmasının sebebi arkadaşlar şurada continue'un içerisine de benim yani bu if bloğuna girdi ya bu if bloğunda girdikten sonra continue demeden önce çünkü continue dedikten sonra artık kodlamam benim başa dönüyor. Yani döngünün başına atıyor. O yüzden benim buraya A artı eşittir 1 demem gerekiyor. Çünkü A'ya 1 eklemem lazım. Bakın bu şekilde yaptığım zaman 3'e tam bölünebilenleri yazmadı. 48 3'e tam bölünebiliyordu. Yazmadı. Burada 45 3'e tam bölünebiliyordu. Onu da yazmadan geçmiş oldu arkadaşlar. Mesela ben while döngüsüyle faktöriyeli hesaplamak istersen mesela buraya diyeyim ki 6 faktöriyeli hesaplamak istiyorum. O zaman a eşittir 6 diye tanımlayayım. Sonra arkadaşlar sonuç diye bir değişken tanımlayayım. Ona da 1 diyeyim. Sonra geleyim while değişkenime bu sefer a büyüktür 0. Yani a 0'dan büyük olduğu müddetçe bu döngüyü çalıştır diyeceğiz. Döngümüze ne yazacağız arkadaşlar? Döngümüze sonuç değişkenimiz eşittir. Sonuç çarpı a sayısı diyeceğiz. Sonra da az evvel a artı 1 yapmıştık ya bu sefer a eksi eşittir 1 komutunu vererek a'yı 1 çıkartacağız arkadaşlar. En sonunda ne yapalım? İşlem bittikten sonra buraya da print sonuç değişkeni diyelim. Sonucumuzu yazsın. Çalıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar 720 dedi. Zaten döngüye girmeyen kod bölümünü yazmama gerek yok. Bu sefer sonucu da döngüye sokmamıştım. Yani döngüsüz bir şekilde yazmıştı. O yüzden tekrar çalıştırayım. Bakın 6 faktöriyel 720'dir dedi. Ben buraya 5 faktöriyel yazsaydım yanlış hatırlamıyorsam 120 çıkması lazım. Evet 120 idi dedi. 3 faktöriyel yazarsam cevap 6 çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde faktöriyeli hesaplatabiliyoruz. Aynı şekilde faktöriyeli hesaplatabildiğimiz gibi bir de arkadaşlar toplama da hesaplatabiliriz. Ben buradaki değeri artı yaparsam sonucu 1 değil de sonucu 0 alsaydık bakın toplamasını da yapacaktık. Buraya mesela 6 dedik diyelim. Çalıştırdık. Bakın sonucumuz 21 çıktı. Yani 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0'ı topladı. Toplam sonucumuz 21'dir dedi. Bu şekilde faktöriyel ve toplamasını hesaplattırabiliriz arkadaşlar. Mesela bir sayının basamak sayısını hesaplattırabilir miyiz? Bu sefer input'u da kullanalım hatta int ile alalım bunu. Mesela basamak diyeyim ben eşittir 0 diyeyim. Bir basamak değişkeni tanımladım. Sonra sayı değişkeni tanımlayayım. Bunu input'la alayım. Int integer'a çevirsin. Input ekrandan alsın. Bir sayı giriniz yazayım. Hatta şöyle bırakayım biraz daha güzel olsun. Sonra arkadaşlar yine while döngüsüne girelim. While sayı büyüktür sıfır olduğu müddetçe ne yapsın? Basamak artı eşittir bir olsun. Sayı eşittir sayı bölü 10 olsun. Yani bir basamak içeriye kaydırmış olalım. En sonunda da arkadaşlar print basamak diyelim. Yani kaç basamaklı bir sayı girdiysek onu yazsın. Mesela önce 15 giriyorum. Enter'a bastım. Bakın 2 basamaklı bir sayı girdiğim için 2 yazdı. Tekrar çalıştırayım. 54 45 yazdım.
Bakın 4 basamaklı bir sayı girdiğim için 4 yazdı. Tekrar çalıştırıyorum. 351 yazdım. Enter'a bastım. 3 basamaklı bir sayı girdiğim için 3 yazdı. While döngümüz bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.